Dünyada hala bizleri hayrete düşüren ve daha keşfedilecek çok şey var. Şimdiye kadar dünyadaki her şeyin belgelenmiş ve kaydedilmiş olacağını düşünebilirsiniz. Ancak özellikle Güney Amerika'ya baktığımızda durum böyle değil. Burası cadı pazarları, dev kaplumbağalar ve hatta tren mezarlıkları gibi şeylere ev sahipliği yapan bir yer. Bugün Güney Amerika'daki en şaşırtıcı 14 keşif ve haberin üzerinden geçeceğiz. 14. Sörfçü Alpaka. Sörf yapmak çoğu insan için öğrenmesi zor olan şeylerden biridir. Dengede durmak, dalgaları tanımak, biraz cesaret ve tabii ki yüzmeyi bilmek gerekir. Bu yüzden bu alpakayı dalgaların üzerinde ilerlerken görmek oldukça şaşırtıcı olabilir. Doğru, bu alpaka sörf yapabiliyor. Adı Pisco ve sörf yapmayı çoğu insandan daha iyi biliyor. İşte bu görüntüde alpaka, perulu bir sörfçüyle birlikte sörf tahtasının üzerinde ilerliyor. Bu gördükleriniz Lima'daki San Bartolo sahilinde gerçekleşiyor. Fakat nerede olursa olsun sörf yapan bir alpaka görmek oldukça şaşırtıcı. İş daha küçük hayvanlara sörf yapmayı öğretmeye geldiğinde ise Pisco adeta bir uzman. Tabii bu bir günde olmuş bir şey değil. Bu alpaka neredeyse 10 yıl boyunca nasıl sörf yapılacağını öğrendi ve ardından köpeklere öğretmeye başladı. Onlara dalgalar gelirken sörf tahtasında nasıl oturacaklarını, dengede nasıl duracaklarını öğretti. Bu şekilde birkaç yıl köpekleri eğittikten sonra diğer alpakalara geçti. Peki sizce alpakalar mı yoksa köpekler mi sörfte daha iyidir? Her iki durumda da sörf tahtaları üzerinde bu sevimli hayvanları izlemek bir hayli keyifli olurdu. 13. Uyuyan Dev. Bilim insanları bunu Güney Amerika'da bulduklarında hayret içinde kaldılar. Bir dev olabilir gibi görünüyor ve oldukça iyi saklanmış. Antik Mısır kıyafetleri giymiş gibi görünüyor. Görünüşe bakılırsa gömülen bu dev neredeyse 3 katlı bir ev boyutunda olabilir. Esasen bilim insanları Güney Amerika'da petrol aramaktaydı ve bu uyuyan devi bulduklarında şaşkınlık içinde kaldılar. Yüzyıllar boyunca bir yerlerde devlerin yaşadığına dair söylentiler hep vardı. Ama bu hikayelerin çoğu şu ana kadar efsane ve söylenti olarak kaldı. Elbette bu devin nereden geldiği, nasıl bu kadar iyi korunduğu, bölgede daha fazla devin olup olmadığı muamma. 12. Hayalet Otostopçu. Arabanıza bir otostopçu almanız pek tavsiye edilen bir durum değildir. Zira konu otostopçu almaya geldiğinde hayatınızı riske atmış olursunuz. Aldığınız kişinin neler yapabileceğini ve özellikle de kim olduğunu bilemezsiniz. Hayalet bile çıkabilir. Güney Amerika'nın her yerinde manşetlere çıkan Arjantinli Pedro Peyron da tam olarak bunu iddia etmekte. Kendisi aldığı otostopçunun hayalet olduğunu öne sürmektedir. Sık sık iş gezileri için şehir dışına gidip gelen Peyron, yol kenarlarında bekleyen otostopçuları görmeye alışkındır. Hikaye, Şubat ayında eve giderken yolun kenarında otostop çeken genç bir adam görmesiyle başlar. İddiaya göre sürücü, otostopçuyu yol kenarından alır ve otostopçu, araca bindikten kısa bir süre sonra arkasında yanık kokusu ve araba paspaslarında erimiş ayakkabı izleri bırakarak ortadan kaybolur. İddianın doğruluğundan emin olamasak da ürkütücü olduğu bir gerçek. Pablo Escobar Parkı. Sevdiklerinizle gidebileceğiniz, tamamen aile dostu bir eğlence parkı olan Disney World'ü hepiniz duymuşsunuzdur. Peki ailenizi Pablo Escobar tarafından yaptırılmış bir eğlence parkına götürür müydünüz? Doğru duydunuz. Escobar ölümünden seneler önce herkesin gidebileceği bir eğlence parkı kurmuştu. Park, Hacienda Napoles'te bulunuyor ve oraya gitmek için Kolombiya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Medellin'den küçük bir kasabaya 3,5 saatlik bir otobüs yolculuğu yapmak gerekiyor. Oradan da çekçek ile 10 dakika içerisinde ana kapıya varılabilmekte. Parkın içinde fil, zebra, aslan, hipopotam ve Escobar'ın özel olarak getirttiği başka birçok hayvandan oluşan bir hayvanat bahçesi, Victoria Şelalesi'nin bir kopyası, Afrika Kültür Müzesi, Jurassic Park temalı oyuncaklar ve daha birçok aktivite merkezi bulunmaktadır. Tüm bunlar 1978'de Escobar'ın şehrin dışında büyük bir arazi satın alması ve tema parkını inşa etmeye başlamasıyla gerçekleşmiştir. Oldukça ilginç bir yer gibi görünüyor fakat Disney World'ü tercih ederim derseniz de sizi suçlayamayız. 10. Karahiya Lahitleri. Bu, ürpertici şeylerle karşılaştığımız ilk video değil ve kesinlikle sonuncu olmayacak. Daha açık olmak gerekirse Karahiya Lahitlerinden bahsediyoruz. Bunlar, gerçek insan kafatasıyla bezenmiş Peru yamaçlarında bulunan dev figürlerdir. Bu figürlerin yüzlerce yıldır orada durdukları ve ancak son zamanlarda araştırmacıların yanlarına ulaşıp üzerlerinde araştırma yapabildikleri söylenmektedir. Figürlerin 15. yüzyıla ait olduğuna inanılmaktadır.
Bununla birlikte önceleri 8 tane iken birinin yıkılmasıyla 7 tane kalmakta ve vadi tabanından yaklaşık 215 metre yukarıda bulunmaktadırlar. Bu yapılar öylesine kondurulmuş heykeller değil tabii. Onlar, gerçek insanlar için yapılmış mezarlıklar olmaları yönüyle kültür için büyük öneme sahip eserlerdir. 9. Terk edilmiş maden kasabası. Günümüzde terk edilmiş yerlere karşı yoğun bir ilgi olduğunu fark etmişsinizdir. İnternette dolaşırken terk edilmiş alışveriş merkezleri, sinema salonları, malikaneler ve daha birçok yeri keşfe çıkan kişilerin videoları ya da haberleriyle karşılaşabilirsiniz. Bir zamanlar sosyal hayatın getirisiyle cıvıl cıvıl olan yerleri, yıllar sonra bomboş bir harabe olarak görmek iç burkucu, biraz da ürpertici olabilir. Daha da ürpertici olan şey ise terk edilmiş maden kasabalarıdır. Şimdi bahsedeceğimiz yer de tam olarak böyle bir yer. 1905 yılında Braden Copper şirketi tarafından inşa edilen Sewell Maden Kasabası, And Dağları'nın 2 kilometre uzağında bulunmaktadır. Kasaba dünyanın en büyük bakır madeni olmak üzere kurulmasına rağmen işler planlandığı gibi gitmemiştir. Kötü iklimin yanı sıra kasaba oldukça dik bir arazi üzerine inşa edildiğinden iş için büyük önem arz eden tekerlekli araçların arazide dolaşması konusunda problemler yaşanmıştır. Teoride oldukça iyi görünen bu fikirden geriye ise bomboş bir kasaba kalmıştır. 8. Son İnka İp Köprüsü. Bir köprüye büyük önem atfedilmesi her gün olan bir şey değildir. Genellikle ulaşmak istediğimiz yere varmak için üzerinden geçer gider, köprüler üstüne düşünmeyiz. Fakat günümüzde hala ayakta olan, zamanın ötesine ulaşmış köprüler bulunmaktadır. İnka İp Köprüsü de bunlardan birisidir. 36 metre uzunluğuyla ve iç otu kullanılarak inşa edilmesi yönüyle oldukça dikkat çekici bir köprüdür. Bu köprünün adı Huayshuayshaka ve İnka köprülerinin son örneğidir. Bu yapıyı korumak kolay değildir çünkü köprü her yıl civar kasaba sakinleri tarafından yeniden örülmekte ve bu bir günde biten bir iş değil. Tam 3 gün almaktadır. Civardaki 4 kasabanın kadınları küçük ince ipleri örmekle sorumludur. Ardından erkekler bu küçük ipleri büyük destek kabloları oluşturacak şekilde yeniden örmektedirler. Bu örme işi aileler arasında iş bölümüyle gerçekleşmekte ve her bir aile üyesi ipin 27 metresinden sorumlu olmaktadır. Bu durum 500 yıldan beri devam eden bir gelenek haline gelmiştir. 7. Organ söktüren kasaba. Bu Antarktika kasabasında yaşamak ister miydiniz? Cevabınız evetse bir haberimiz var. Burada yaşamak için bir organınızı aldırmak zorundasınız. Kulağa çılgınca gelen bir koşul ama doğru. Merak etmeyin, durum aslında göründüğünden daha mantıklı. Öncelikle Antarktika'da normal bir kasabada bulabileceğiniz her şeye sahip olan bir yerleşim yeri olduğunu söyleyelim. Kasabada bir okul, postane ve bir topluluğun parçası olduğunuzu hissettiren birçok ev mevcut. Ama sizi topluluğun bir parçası yapan asıl şey orada yaşamak için apandisinizden vazgeçmeniz gerektiğidir. Villa Las Estrellas'ta yaşamak istiyorsanız uymanız gereken kural budur. Bunun talep edilmesinin sebebi en yakın hastanenin 1000 kilometre uzaklıkta bulunmasıdır. Tahmin edebileceğiniz üzere apandisinize bir şey olursa ve acil bir durum olursa oraya yakın zamanda varmanız söz konusu olamaz. Bu açıdan bu işlem bir önlem olarak gerekli görülmektedir. Bu kasabada sadece 100 kişi yaşamaktadır. Kasaba nüfusunun büyük bölümünü bilim insanları ve Şili Hava Kuvvetleri veya donanma personeli oluşturmaktadır. Bir gün Villa Las Estrellas'ı ziyaret etmeyi düşünürseniz önce apandisinizi aldırmayı unutmayın. 6. Araba büyüklüğündeki kaplumbağalar. Hayatta her şeyi bildiğimiz boyutlarında görmeye alışkınız fakat son zamanlarda ortaya çıkan birkaç fosil bize kaplumbağaların düşündüğümüzden daha büyük olabileceklerini gösteriyor. Kolombiya'nın Tatacoa çölünde ve Venezuela'nın Urumaco bölgesinde 13 ila 17 milyon yıl önce yaşamış araba büyüklüğünde kaplumbağa fosilleri keşfedilmiştir. Araştırmalara göre erkek kaplumbağaların kabuklarının ön kısımlarında boynuzlar olmakla birlikte bu boynuzlar adeta bir kılıç gibi kullanılmıştır. Etçil ya da otçul olma yönelimleri ise cinsiyetlerine göre bile değişim gösterebilmekteydi. Bulunan fosillerden en büyük olanının boyu neredeyse 3 metre olarak ölçülmüştür. Ağırlık olaraksa 1 tonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Vücut yapılarına bakıldığında dev kaplumbağaların dev timsahlarla birlikte su kenarlarında yaşadıkları düşünülmektedir. Paleontologlar 1970'lerden beri kaplumbağanın varlığından haberdar olsalar da tam bir davranış profili oluşturmak için yeterli örnek bugüne kadar bulunamamıştı. 5. Dünyanın en çirkin akbabası. Sırada dünyanın en çirkin akbabası olarak kabul edilen Kral Akbaba var.
Elbette bu tartışmaya açık bir konu. Zira biz o kadar da çirkin olduğunu düşünmüyoruz. Bu kuşların kısa geniş kanatlarının kenarları boyunca beyaz üzerine siyah şeritler halinde uzanan kanatları bulunmaktadır. Boyunlarının hemen kenarlarında koyu gri ince tüylerden oluşan bir yakaları vardır. Başlarındaki çıplak deri kısmının turuncu, yeşil, sarı ve mora çalan mavi olabilmesi kuşa pek de iç açıcı bir görüntü kazandırmamaktadır. Boyları 75 cm'ye, ağırlıkları da 3,5 kilograma kadar çıkabilmektedir. Korkutucu görüntüleri sizi yanıltmasın. Kral akbabalar insan yemez. Yine de göründüklerinden daha dost canlısı olduklarını umuyoruz. 4. Bisim Akinas. Dünyanın en keyif verici manzaralarından biri bir bisiklet yarışı izlemek olabilir. Fransa bisiklet turu gibi bir şey insanlar için nefes kesici hale gelebilir ve bunun nedeni de bir grup bisikletin eş zamanlı olarak müthiş bir koordinasyon ortaya çıkarması olarak açıklanabilir. Bu da yapılması pek kolay bir iş değildir. Bisikletler harika ekipmanlardır. Vücutta çok fazla kas çalıştırırlar, hızlı ve kullanışlıdırlar. Bütün bunlar düşünüldüğünde dört dörtlük olduklarını söyleyebiliriz. Öyle ki Guatemala'da bazı bisikletler sıfır elektrikli makinelere dönüştürülmektedir. Bu, bisikletlerin sadece pedal çevirerek diğer cihazları çalıştırdığı anlamına gelmektedir. Bunlara Bicy Machinas denmekte ve bisikletle çalışan makineleri genellikle elektrik gerektiren diğer aletleri çalıştırmak için kullanılmaktadırlar. Bunun nedeni de bu aletlerden bazısının Guatemala'nın doğu bölgesinde yaşayan çoğu insan için çok pahalı olmasıdır. Bicy Machinas, Maya Pedal adlı yerel bir kar amacı gütmeyen şirket tarafından eski bisiklet iskeletleri kullanılarak oluşturulmuştur. Sonrasında tost makinesi gibi şeylerden blenderlara kadar her tür cihaz rahatlıkla kullanılabilir hale gelmiştir. 3. Asma buzul. Doğa olaylarıyla ilgili birçok haber görmüş olabilirsiniz. Ancak bir tanesi diğerlerinin arasından sıyrılmaktadır çünkü bu, gözleriniz için bir ziyafet niteliğinde olan bir asma buzuldur. Buzlu şelalesinden mavimsi gri dağlarına, bu Game of Thrones evreninden fırlamış gibi görünen güzellik karşısında nereye bakacağınızı şaşırabilirsiniz. Biz her ne kadar asma buzul desek de, ana vatanı olan Şili'de Ventisquero Colgante olarak bilinmektedir ve Kualat Ulusal Parkı'ndadır. Deniz seviyesinden yaklaşık 1800 metre yüksekliktedir ve sarp kayalıklara tutunmaktadır. Buzul, gün be gün parçalandığı için düşerken çarpışan buzdan kayaları görmek mümkündür. İzlemesi harika bir manzara olsa da aynı zamanda bu buzulun sonsuza kadar orada olmayacağını hatırlatmaktadır. Erime sürecinde oluşunun güzelliğindeki payı büyüktür. Bununla ilgili şaşırtıcı olan şey ise buzulun yaklaşık 150 yıl önce keşfedilmiş ve şimdiden 8 kilometrelik bir alanını kaybetmiş olmasıdır. Kendisinden yayılan buharın dışında genel anlamda yoğun bir sisle örtülüdür. Zaman zaman sis dağılır ve buzul tüm heybetiyle gözler önündedir. 2. Cadı Marketi. Dünyanın her yerinde farklı türde pazarlar vardır ve bu pazarlarda nadir bulunan bazı meyveler, canlı balıklar ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Bazen gerçekten tuhaf şeyler de keşfedebilirsiniz. Bu da pazar yerlerinin bir güzelliği olsa gerek. Günümüzde zaman zaman görülebilecek her şeyi gördüğümüzü düşünsek de karşımıza yepyeni şeyler çıkabiliyor. Cadı pazarı da bunlardan biri sayılabilir. Cadı derken elbette Oz büyücüsündeki yeşil yüzlü cadıdan bahsetmiyoruz. Gelin bu cadı pazarına birlikte göz atalım. Cadı pazarı Bolivya'nın La Paz kentinde bulunan ve El Mercado de las Brujas olarak bilinen kat kat etek giymiş, iksir değil, hediyelik eşya ve esrarengiz kitaplar satan kadınları bulabileceğiniz bir dizi dükkan ve tezgahtan oluşmaktadır. Kendileri büyücülük yapmasalar da ruhsal ve uhrevi şeyler hakkında bilgi sahibidirler. Ek olarak bu pazar, kimi ucuz biblolar, aksesuarlar, sözde aşk iksirleri gibi şeyler için gidilebilecek harika bir yer niteliğindedir. Lama fetüsleri satan dükkansa bunların arasında en ürkütücü olan yerlerden biridir. Fetüsler ya kutularda saklanmakta ya da vitrinde gösterilmektedir. Burasının alışık olduğunuz dükkanlara benzemediğinin farkındayız ama ilginç ve akılda kalıcı bir yer olduğu aşikar. 1. Tren Mezarlığı. Sonraki durağımız için fazla uzaklaşmayacağız. Bolivya'da bulunan bir tren mezarlığına gidiyoruz. Uyuni'de, Ant düzlüklerinde çölde bir ticaret kasabasının hemen eteklerinde büyük bir tren mezarlığı bulunmaktadır. Ve burada tuz rüzgarları tarafından tahrip edilmiş bir sürü tren vardır. Onları bir çölün ortasında çürürken görmek biraz garip olsa da tren meraklıları için ilgi çekici bir alan olduğu barizdir. Buradaki trenler İngiltere'den ithal edilmekle birlikte çoğunun imal tarihi 20. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Uyuni başlangıçta çeşitli şehirleri birbirine bağlayan büyük bir tren istikameti olmaya adaydı.
Fakat hem madencilik sektörünün ivme kaybetmesi hem de komşu ülkelerle anlaşmazlıkların patlak vermesi sebebiyle bu planlar gerçekleşemediler. Orada görülmeyi bekleyen, kendine özgü yapılarıyla yüzden fazla vagon bulunmaktadır. Bu tren mezarlığını gidip görebilir ve bir tur atabilirsiniz. Turlar genellikle sabahın ilerleyen saatlerinde ve akşamüstü civarlarında yapılmaktadır.